salak ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Saçma kız sabırsa. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi flört ederken bu 10 maddeyi yaparsanız karşı tarafı aşkınızdan delirteceksiniz. Kızlar, benim kulaklarınızı, gözlerinizi, her yerinizi açın. Ağzınızı açın. İyi dinleyin beni. Flörtleşiyoruz, mesajlaşıyoruz, DM'leşiyoruz. Hiç fark etmez yani. Telefonla konuşuyoruz. Daha yeni başlamışız konuşmaya. Bir adı yok yani. O adı zamanla olması için, o adını koymamız için bizim bazı taktikler yapmamız gerekiyor. Yani karşı tarafı kendimize aşık etmek istiyorsak, böyle bağlamak istiyorsak, farklı olmak, vazgeçilmez olmak istiyorsak bunları yaparsanız bana gerçekten teşekkür edeceksiniz kızlar. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini isterseniz, yani taktik videolarının devamı gelsin isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol için yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de lütfen unutmayın. Hazırsanız fazla lafı uzatmadan artık videomuza geçelim. Bakalım neler neler bu madde kız. Çok daha basit maddelerden çok daha zor maddelere gireceğiz. Lütfen maddeleri aşağıya yorum olarak yazmayın bu arada. Şimdiden teşekkür ederim anlayışınız için. Anam ağlıyor beni bunları hazırlayana kadar ondan valla. Şimdi birinci maddemiz flörtleşirken, konuşurken, sohbet ederken tabii ki sosyal medyamızı ihmal etmiyoruz. İhmal etmemek ne demek? Yani yine aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Fotoğraflar atıyorsunuz, storyler atıyorsunuz, bakımlı ve güzel göründüğünüz. Zaten güzelsin kız, varsa ona bin basarsın da zaten gerçekten. Yine yani bunları yansıtabilecek bir storyler, fotoğraflar falan atmamız gerekiyor. Neden? Çünkü konuşurken bazen böyle robotla konuşuyormuş gibi hissedebilir karşılaştığında. Tamam, ben konuşuyorum da eski fotoğrafları. Ya profilinize bile bakmayı unutabilir belli bir süre sonra. Bir iki hafta sonra. Çünkü yeni adaylar. Yeni ada, yeni insan bu domuz çok sever. Hemen unutur, silinir, anladın? O yüzden kendimizi unutturmamak ve ne kadar beautiful olduğumuzu göstermek açısından fotoğraflarımızı, storylerimizi atmaya tabii ki devam ediyoruz. Yani her zaman gözüne gözüne sokuyoruz. Bak ben çok güzelim vallahi. İşte kıymetimi bil tarzında storyler atıyoruz. Yani sosyal medyanızı lütfen flörtünüz varken, konuştuğunuz varken ihmal etmeyin. Yine aktif bir şekilde kullanmaya devam edin lütfen. Bu çok basit gibi görünen ama çok çok önemli maddelerimizden bir tanesi kızlar. Haberiniz olsun. İkinci maddemize geçelim. Şimdi zaman zaman geç cevap verin. Şimdi bundan kastım ne? Tabii ki flörtleşirken, konuşurken aradaki samimiyeti, bağı kurmak açısından düzenli konuşmalarımız çok önemli. Şimdi bu düzenli konuşmayı oturttuktan sonra özellikle tamam ne yapıyorsun, nasılsın, ne ediyorsun, işte bugün ne yapıyorsun, şu gün ne yapıyorsun, şöyle böyle falan diye konuşuyoruz. Her şey süper rayına oturmuş. Ama biz zaman zaman geç cevaplar vererek karşı tarafı merak içinde bırakıyoruz. Şimdi merak eden merak eden vallahi unutamaz arkadaşlar. Yani merak etmesi demek sürekli beyninin ona soru yöneltmesi. Ay yok ki ama. O beyinde yok da işte. Kafasında fındık kadar bir şey var. O da ona sorular yöneltip duruyor. Diyor ki bu kız sana niye cevap vermedi? He? O da diyor harbi lan bu niye bana cevap vermedi falan diye böyle kendine sorular yöneltip duracak ve sizi kafasından, beyninden atamayacak ve bu tarz şeyleri fazla düşünmesi zaten bir şeyler hissetmesini çok çok kolaylaştıracak. Duydun mu beni? Evet tatlım, bir şeyler düşünmesi, merak uyandırması, seni çok düşünmesi zaten otomatikman duyguları devreye sokacaktır zamanla. İnan bana. Ama bunu tabii ki abartmıyoruz. Zaman zaman geç cevaplar verebiliriz. Bu kadar. Bu kadar yani. Fazlasını abartırsak bu çıkar. O zaman olmaz yani, anladın mı? Evet, üçüncü maddeyi tabii ki eklemek istedim. Çünkü yine bence çok çok önemli maddelerden bir tanesi. Arkadaşlar lütfen ama lütfen buluşmak için çok hevesli olmayın. Tabii ki buluşacaksınız. Tabii ki görüşeceksiniz. Tabii ki bir şeyler paylaşmak açısından buluşmanız gerekiyor. Ya da devamlılığı açısından tabii ki görüşmeniz, buluşmanız gerekiyor. Ama lütfen çok fazla hevesli olduğunuzu karşı tarafa belirtmeyin. Ay biz işte ne zaman görüşeceğiz? Ay şöyledir, ay böyledir. İşte görüşecek miyiz? Ben görüşmemize bile inanmıyorum falan diye tarzında şeyler yöneltirsiniz. Hani diyecek ulan kıza bak, benimle görüşmek için resmen kendini parçalıyor, paralıyor canım. Ben seni parçalayıp paralamadan bu fikri düşünmekten vazgeç. Çünkü böyle bir şey yok. Ama biz bekliyoruz, karşı tarafın bu konuyu açmasını bekliyoruz. Eğer böyle çok ekstra bir durum çıkmadıysa, karşı taraf böyle zarf atmıyorsa, hadi beni çağır görüşmeye tarzında zarflar atmıyorsa, bekliyoruz karşı taraf bir randevu, bir buluşma, bir şey ayarlasın. Artık bunu da yap.
Domuz bunu da bir yap yani, anladın mı? Ama şuradaki kuş kadar beynin var işte. Bu kuş o kuş. Gerçi bu büyük bir kuş. Yani nokta kadar beynin var yani, anladın mı? Zarf atma. Evet, dördüncü maddemiz ise kendine has bir hayatın, kendine has bir hobin, yaşam biçimin ve arkadaşların olduğunu bilsin. Yani düzenli bir konuşma içerisindeyseniz, özellikle flörtle. Evdeyim, oturuyorum. Ne yapıyorsun ertesi gün? Evdeyim, oturuyorum. Tarzında sürekli aynı şeyleri söylerseniz kişi hani şunu da düşünebilir. Şu da onu korkutabilir. Bu kişinin hayatında kimse yok. Şu an ben bunun hayatına girersem çok büyük bir sorumluluk alacağım. Tarzında düşünüp ya ben işte bu kadar büyük bir sorumluluğa giremem diye düşünüyor olabilir. Anladınız mı? Düşünebilir yani böyle. Bunlar çok normal şeyler. Bu kadar sorumluluğun altına girmek istemiyor olabilir. Ya da sürekli evde, ya bunda hiç ekstra bir şey yok mu? Bir hayatı yok mu? Bir arkadaşı yok mu? Tarzında düşünebilir. Böyle çok uçara kaçara olmadan böyle işte ben şunu yapıyorum. İşte meşgulüm, arkadaşlarımlayım. İşte arkadaşlarımla görüşeceğim. İşte sana sonra yazarım. Şu an işte çizim yapmam gerekiyor. Ya da şu an test çözmem gerekiyor. Tarzında böyle kendi hayatınıza da odaklandığınızı bilsin. Kendi hayatınız için bir şeyler yaptığınızı da görsün. Hani şunu desin. Ben bu kişinin hayatına girsem de ona bir şey olmaz, girmesem de bir şey olmaz. Anladın mı? Hani bunun hayatı değişmez. Bu kişi, bunun zaten hayatı oturmuş, hayatı zaten düzenli, hayatı zaten işte yoğun, hayatı güzel zaten. Hani ben bunu üzemem yani, anladın mı? Baksana kız ne kadar işte dolu dolu. Dolu dolu yaşıyor hayatı. Ben, acaba ben mi boşum diye düşünecektir. Düşünsün, evet, boşsun. O yüzden zaman zaman arkadaşlarınızla görüştüğünüzü, kendi hayatınıza baktığınızı, bunu göstermeniz gerekiyor. Özellikle ay ama şimdi bunu her zaman bana çek, yürü git desin ya. Allah aşkına, o zaten onu diyemez. Valla diyemez de. Hani öyle bir şey demesinden ya da üf ya bu ne, çok yoğun, çok meşgul. E ben meşgulüm, ben yoğun bir insanım, anladın mı? Yani meşgul ve yoğun olduğunuzu karşı tarafa göstermekten çekinmeyin. Bu aslında çok daha böyle başarılı, başarıya yürüyen, çok daha kendinden emin olan bir kadın profili çizmiş olacaksınız. Ve her erkek başarılı ve kendi ayakları üstünde duran, kendisi için bir şeyler yapan kadınlara bayılırlar. Kimse boş yapmasın. Beşinci maddemiz kendinden emin konuş. Şimdi atıyorum sohbet içerisindesiniz, konuşuyorsunuz mesajlaşarak falan. İşte bunu yapabilir miyim bilmiyorum, işte şuraya işte gitsem böyle olur mu bilmiyorum, bunu başarabileceğime inanmıyorum falan diye böyle korkak, kendinden emin olmayan davranışlar ya da konuşmalar yapmaktan çekinin arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Sen kendinden emin. Ben bunu istiyorum ve bunu başaracağım. Ben böyle olmasını istiyorum. Ben bunu yapacağım. Hani kendinizden emin konuşursanız karşı tarafın çok dikkatini çekecektir. Çünkü bu yeryüzünde maalesef kendinden emin, yani herkes belki bir şeylere adım atmaktan ya da bir şeyleri gerçekleştirmekten korkuyor olabilir. Yani tamam, bu son derece normal. Hani sonucundan acaba sonucu böyle olur mu, şöyle olur mu, ama arada böyle kendinden emin konuşanlar denk gelince de insan onlara bir tutulup kalır. Çünkü diyecek ki vay be kıza bak, hani bunu yapacağım diyor. Hani o şey demeyecek, acaba yapabilir mi demeyecek, anladın mı? Diyecek ki baksana kıza, yapacağım diyor yani, anladın mı? Hani kendinden ne kadar emin. Ya her konuda kendinizden emin konuşun. Korkak davranmayın, korkak davranışlar sergilemeyin. Yani kendinizden emin konuşarak karşı tarafı tamamen büyülüyorsunuz. Çünkü bunu genellikle hiç kimseler yapamaz arkadaşlar. Evet, bir diğer maddemiz ise lütfen gereksiz emoji atmaktan çekinin. Hayır, tabii ki güleceksin. Tabii ki komik bir şey konuşuyorsan böyle bir surat gönderme ya da böyle normal konuşma, tabii ki gül, ama böyle durduk yere çok ciddi bir konu konuşurken böyle gülmek, işte ha 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 hi 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 ya da işte emojiler, gereksiz emoji kullanmak özellikle, yani karşı taraf bir ciddiyet olduğunu görmeyecek. Bak, hoşuna gider, seninle konuşmaya tabii ki devam eder, ama der ki sadece eğlenceli biri, sadece eğlenceli biri. Tabii ki eğlenceli olun, tabii ki neşeli olun, tabii ki güler yüzlü olun, pozitif olun. Ben bunu her videomda söylüyorum zaten. Ama gereksiz emoji kullanmalarından çekinirseniz eğer, çok daha cool ve çok daha havalı görüneceksiniz. Yani emoji attığınızda karşı taraf, aa evet şu an gerçekten komikmiş yani, gülüyor şu anda farkındalığına varacak ve bunu daha fazla görmek için, o emojiyi daha sık görmek için seninle daha fazla irtibat halinde olmaya çalışacaktı. Evet, yedinci maddemiz ise geçmişinden sakın bahsetme. Geçmişin bir kere kimseyi ilgilendirmez arkadaşım ve pıtırcığım. Bu zaten kimseyi ilgilendirmez. Geçmiş gitmiş. Bunu sen yaşamışsın.
geçmiş ilişkilerin, geçmiş sıkıntıların, geçmiş ailevi problemlerin, işte halanı sevmemek olsun, deden. Ay neyse işte bunlardan bahsetmiyoruz, anladınız mı? Ay halam bana böyle yaptı, böyle dedikodumu yaptı, şöyle falan, bunları söylemiyoruz. Gerek yok, anladınız mı? Kendinize böyle çok sıkıntılı, çok problemli, çok işte çok zor şeyler yaşamış gibi göstermenize gerek yok. İlişkinin ilerleyen zamanlarında zaten zamanı geldiğinde sizi tanıyacak ve zaten bunları duyacak. Tabii ki zamanı geldiğinde bunları söyleyebilirsin. Sonuç olarak bir ilişkiye başlamışsın ama flört evresinde geçmiş sıkıntıların, özellikle eski sevgilinle alakalı konuşmanı asla tavsiye etmiyorum. Çünkü karşı tarafın gözünde çok problemli, çok takıntılı, hala unutamamış, hala pişmanlıklar yaşayan ve acaba beni yarı bandı olarak mı kullanacak? Acaba hala onda mı aklın? Belki aklın yoktur. Belki gerçekten de dertleşmek istiyorsundur. Ama dertleşeceğin kişi ilişki başlatacağın kişi değil. Yani flörtleştiğin kişi değil. Gel bana anlat, git Rüya'ya anlat, git arkadaşına anlat. Ama flörtleştiğin kişiye sakın bunu anlatma. Zaten gerek yok hayatım. Ne? Geçmiş, gitmiş, yaşamışsın, sıçmış ağzına, bitmiş yani. Anladın mı? Tekrar aynı şeyleri yaşamamak açısından bunları anlatmıyoruz. Üstüne böyle perdeyi çekiyoruz geçmişi. 8. maddemiz, yine bence bu çok çok önemli maddelerimizden bir tanesi arkadaşlar. Lütfen beni dikkatlice dinleyin şu an. Trip atmıyoruz. Trip atmak, yani gereksiz tripler. Tabii ki trip atmak çok hoşumuza gider. Severiz trip atmayı. Ama şöyle söyleyeyim. Gereksiz trip atmaktan kaçının. Yani trip atmak yerine kısasa kısas yapın. Yani o bir şey yapıyor atıyorum, siz trip atacağınızda siz de aynısını yapın, ne hissettiğinizi düşünsün. Yani kısasa kısas yaparsanız karşı taraf tabii ki aa demek ki ben böyle, ama böyle çok gözüne sokar gibi de yapmayın yani, demesin aa bak işte ben yaptığım için yapıyor falan diye gözüne sokmayın. Gözüne sokarsanız çok acemi kaçarsınız. O yüzden ne yapıyoruz? Tabii ki böyle zamana yayaraktan bunu aynı kısasa kısaslı yapıyoruz. O kim, şu kim, bu kim diye böyle hesap sormayın zaten. Ya o kim hesap soracaksınız? Bir kere yanlış yaparsa kendi bacağına sıkar. Senin gibi güzelim kızı kaybeder. Hayatım, bunu sakın unutma. Gereksiz trip kaçınıyoruz, gereksiz tripten. Tamamen kısasa kısas yapıyoruz ama bunu da çok belli etmeden yapıyoruz ki karşı taraf da aynı şeyi yapmasın bize, tamam mı? Çünkü onlar çok severler böyle şeyleri. Evet, 9. ve bence en önemli maddelerimizden yine bir tanesi, her gün samimi olmak zorunda değilsin. Şimdi çok güzel konuşuyorsun, mükemmel sohbet ilerliyor, her şey harika, eğleniyorsunuz, gülüyorsunuz, anlaşabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz, bir şeyler paylaşabiliyorsunuz. Ama her gün ilgili davranmak zorunda değilsin. Bir gün bir durgun ol böyle, bir sakin ol, bir sessiz ol, yine irtibat halinde ol, yine konuş. Ama bu sefer daha böyle içine kapanık, daha sessiz, daha sakin, daha emoji kullanmayan, daha böyle durgun bir kız olsun karşısında. Bu sefer her gün eğlenceli, her gün neşeli, her gün gülüp eğlendiği, konuşabildiği kişi birden durgunlaştığında karşı tarafta böyle bir kocaman bir soru işareti olacak. Ne oldu? Bu kıza ne oldu? Ben mi bir şey yaptım? Ben mi bir şey dedim? Yani ne oldu? Ben en iyisi buna üstüne düşmeliyim. Yani belli ki benlik bir problem var. Halbuki senlik bir problem yok yani, anladın mı? Ha, ola da bilir tabii ki, yine ola da bilir. Sen yine de düş de benim üstüme. Karşı taraf o ilgiyi tekrar görmek açısından böyle uğraşacak, dinleyecek, sizinle sohbet etmeye, güldürmeye, işte daha fazla zaman ayırmaya çalışacaktır size. Emin olabilirsiniz hayatım. Ya bu gerçekten çok çok etkili taktiklerden bir tanesi, o kadar söyleyeyim. Yani ama çok nadir yapın bunu. Çok sıklıkla yaparsanız karşı taraf acaba benden soğudu da işte şey mi yapmaya çalışıyor, bitirmeye mi çalışıyor ya da konuşmayı kesmeye mi çalışıyor? Tamam, keseriz o zaman tarzında düşünebilir. O yüzden bunu çok sıklıkla yapmıyorsunuz. Yani altını çizerek söylüyorum. 10. maddemiz, çok soru sorma, akışına bırak. Şimdi tanımak için flört evresinde çok fazla sorular, çok fazla konuşacak konular vardır aslında. Çünkü daha tanımıyorsunuz birbirini. Birden biri çıktı karşıya, tanımak açısından tabii ki soru soracaksın. Ama bunu fazla böyle sıkıştırarak, üst üste değil de böyle daha zamana yayarak, daha böyle sorman gereken yerde sorarsan, hani karşı taraf şu ne kadar meraklı ya, ay Allah'ım demek yerine ha tamam, buna cevap vermeliyim çünkü bunu cevap vermemin tam sırası diye düşünecektir. Yani acele etmeyin. Sorular sormaya, işte tanımaya çok çok aceleci davranışlar göstermekten çekinin. Bu karşı tarafı zaten ürkütür. Ne oluyor lan, nasıl bir şeye girdim ben? Hani kıza bak, beni soru yağmuruna tutuyor falan diye düşünecektir. O yüzden hiç gerek yok. Tabii ki tanıyacaksın. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, hani çalışıyor musun, okuyor musun, nerede okuyorsun? Bu sorulardan bahsetmiyorum. İşte şurada şöyle mi? İşte burada böyle yapmış mıydın? İşte eski sevgilinle nasıl ayrıldın falan. Bu tarz sorulara hiç gerek yok. Yani eğer çok çok merak ediyorsan, bence merak etmemelisin zaten geçmişini. Ama çok merak ediyorsan ilerleyen zamanlarda, zaten gerektiği zamanda işte sorunu yöneltirsin ama ilişkiyi etkilemeyecek bir şekilde
size yöneltirsiniz sorunu. O şekilde devam edersiniz ki bence çok gerek yok ama tanımak için de çok aceleci olmayın. Yine zamana yayın. O bir şey yönelttiğinde siz de yöneltin. Ya da bir konu konuşuyorsanız o konunun içinde sorman gereken bir şey varsa tabii ki sor ama hani böyle durduk yere pat 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 soruları peş peşe getirme. Hani aceleci davranışlar da sergileme. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenip ve yararlı bulmuşsunuzdur. Ben çok yararlı bir video. Eğer flörtleşiyorsanız lütfen bunları yapın. Bu 10 maddeyi yapın, tamam. Bitti artık. Sizde yani bebeğim. Allah'ıma. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olun, yanındaki zile basarsanız attığı videolardan anında haberdar olabilirsin ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.